Merhaba, ben uzman diyetisyen Sümeyye Karam. Bugün sizlerle son dönemde inanılmaz şekilde popüler olan ev hanımlarından sosyal medya kullanıcılarına kadar, hatta magazin dünyasına kadar pek çok ünlü ismin de tercih ettiği, araştırdığı aralıklı oruç konusunu konuşacağız. Aralıklı oruç nedir? Nasıl yapılır? Neden ortaya çıkmıştır? Gerçekten etkili bir sonucu var mıdır? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi aralıklı oruç aslında temellerini Ramazan'daki oruçtan alıyor olabilir. Çünkü aynı mantıkla bir günün belli saatlerinde yemekten uzak kalmamız gerekiyor. Bu da haliyle bize az bir kalori almamızı sağladığı için günün sonunda düşük kalori alındığı için kilo vermeyi sağlayan bir durum. Ben dahil pek çok diyetisyen bu yöntemi öneriyor. Peki aralıklı orucu hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir diyet yöntemidir. Öncelikle bunu söylemek isterim. Kesinlikle zorlanacağınız bir yöntem değil. Günde iki öğün beslenerek ve günün belli saatlerinde aç kalarak kalorisi olan besinler tüketmeyerek bu yöntemi hayatınıza geçirebilirsiniz. Kendinize bir saat belirleyeceksiniz ve bu belirlediğiniz saat içerisinde yemeklerinizi özgürce yiyebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan. Ancak geri kalan aç kalınan saatlerde kalorisi olan herhangi bir şey kesinlikle yemiyorsunuz. Şimdi uygun bir aralıklı oruç listesine kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle kendi belirlediğiniz saatler içerisinde normal yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Tabii ki burada yemek derken aşırı kalorisi yüksek besinler veya sizin sağlığınızı olumsuz etkileyecek besinlerden bahsetmiyorum. Sonuç itibariyle bir diyet yapıyorsunuz. O yüzden yemeklerinizin sağlıklı olmasına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Mesela kahvaltınızda kaliteli besinleri mutlaka koyalım. Yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillik gibi besinler koymamızda problem yok. Saydığım bu besinleri yiyebilirsiniz. Akşama kadarki olan vaktinizde iki tane veya bir tane ihtiyacınıza göre, eğer çok ağır bir işte çalışıyorsanız, çok tempolu bir işte çalışıyorsanız iki ara öğün, eğer daha hafif oturarak bir işte çalışıyorsanız bir tane ara öğün yaparak akşam öğününüze gelebilirsiniz. Akşam öğününüzde yine proteinden zengin et, tavuk, balık veya kuru baklagil kaynaklarından bir tanesi veya bir sebze yemeği yanına yoğurt ve salatayla beraber yemelisiniz. Peki oruç dediğimiz tarafı neresi? Oruç tuttuğumuz, yani yemek yemediğimiz saatler aralığında sadece kalorisiz besinler tercih edebilirsiniz. Bu saatlerin içerisinde su, sade maden suyu, kahve içebilirsiniz. Ancak kalorisi olan bir şey kesinlikle yemiyoruz. Bu takdirde orucunuz bozulmuş olur. Mavi Kadın kanalında aralıklı oruçla ilgili yaptığımız videoların devamı gelecek. Aklınıza takılan bütün sorulara mutlaka yorum olarak yazın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.